Ekstreme testi 6'ya baktığımızda azot döngüsünde numaralı kısımlarla ilgili yanlış olan açıklama istenmiş. Bir numaralı olaya baktığımızda amonyan nitrata dönüştürülmesi nitrifikasyon olayıdır. Bunu nitrifikasyon bakterileri kemosentez yoluyla yaparlar. İki numaralı olay proteinlerin amonyağa dönüştürülmesini saprofit ya da çürükçül bakteriler yaparlar. Üç numaralı olayda havadaki azotun bağlanması söz konusu. Bunu azot bağlayıcı bakteriler gerçekleştirir. Dört numaralı olayda nitrat tuzları havaya verilmekte. Bu denitrifikasyon olayı dediğimiz olaydır. Havaya fazla azotun verilmesi. Beş numaralı olay ise bitkilerin yaptığı, üretici canlıların yaptığı fotosentez olayıyla nitrat tuzlarının kullanılmasıdır. Yanlış aranmakta. İki numaralı olayının ürünü amino asitlerin solunuma katılmasıyla oluşur denilmiş. İki numaralı olayda proteinin amonyağa dönüştürülmesi olayı, evet, amino asitlerin solunumda kullanılmasıyla olur saprofitler tarafından. Bir numaralı olayı gerçekleştiren canlılar hem ökaryot hem de prokaryot yapıda olabilir denilmiş. Nitrifikasyon olayı kemosentez olayıdır. Kemosentezi yalnız prokaryot bakteriler gerçekleştirebilir. Ökaryot canlılardan hiçbirisi kemosentez yapamaz. 3 numaralı olayı gerçekleştiren canlılar azotu toprağa bağlarlar. Azot bağlama olayı doğrudur. 4 numaralı olay atmosferdeki azot miktarını artırır. Denitrifikasyon olayı havaya azot verir. Doğrudur. 5 numaralı olayı sadece üretici canlılar gerçekleştirir denilmiş. 5 numaralı olayı bitki gibi üretici canlılar gerçekleştirip nitratı kullanabilirler. Bu da doğrudur. Bu durumda yanlış olan B şıkkı olur. İkinci soruda şemada aynı ekosistemde yaşayan canlılara ait beslenme ilişkileri gösterilmiş. Buna göre üretici, birinci tüketici ve saprofit canlılar sorulmuş. Baktığımızda besin zincirinin ilk başlangıç noktası olan yani üretici olan canlı D canlısıdır. Üretici canlılardan besinleri A canlısı ya da buradaki E'lere ok gitmekte ki bunun bütün okların oraya gelmiş olması saprofit yani tüketici çürükçül beslenen canlı olduğunu gösterir. Daha sonra birinci tüketici canlı doğrudan üreticiyi yemesi sebebiyle A canlısı olmuş olur. Bu aradıklarımızı bulduklarımızı yerleştirirsek üretici olan D, birinci tüketici A, saprofit olan E olmalı. Doğru cevap D şıkkındaki gibi olur. Üçüncü soruda hangisi bir canlının beslenme biçimi hakkında kesin bilgi verir diye sormuş. Kromozom sayısı bizim için bir şey ifade etmez. Aynı ekosistemde yaşayan pek çok farklı canlı olabilir. Avcısının beslenme biçimi de bir şey ifade etmez. İçinde bulunduğu popülasyon bu canlının beslenme biçimi hakkında net bir bilgi verir. Kesin olarak neyle beslendiğini popülasyonundan öğrenebiliriz. Besin zincirindeki yerine baktığımızda bu canlının besin zincirindeki yeri birkaç farklı besinle beslenmeleri sebebiyle kesin olarak kestirilemeyebilir. Yani etçil mi, hem etçil hem otçul mu bunu bulmak mümkün olmayabilir. Dolayısıyla D şıkkı en kesin bilgi verir. Hangisi tüm heterotrof beslenen canlılarda ortaktır denilmiş dördüncü soruda. Sindirim sistemlerini bulundurun. Mamak denilmiş. Aksine sindirim sistemi bulundururlar. Ölü organik atıkları ototrof canlı için ham maddeye dönüştürmek bunu saprofitler yapar. Tüm hepsi için ortak değil. Nükleik asite sahip olmak zaten bütün canlılar için ortak bir özelliktir. Aktif hareket etmek yani tüm heterotrof canlıların hepsi aktif hareket etmeyebilir. Saprofit yaşayan canlıları düşündüğümüzde mantarları gibi bakterileri. Eşeğili üremek hepsinin ortak özelliği değildir. Eşeği sürüyenler de vardır. Ama nükleik asite sahip olmak tüm canlıların zaten ortak özelliği. Tüm heterotroflar için de ortaktır. Beşinci soruda bir ekosisteme ait azot döngüsünü oluşturan maddelerin fotosentez başlangıç kabul edildiğinde oluşum sırası sorulmuş. Baktığımızda ilk olarak fotosentez sonucunda protein oluşacak. Protein oluştuktan sonra bu protein saprofitler tarafından amonyağa dönüştürülecek. Amonyak daha sonra nitrit ve en son serbest azota dönüştürülerek havaya katılacak. Dolayısıyla proteinle başlamamız üretici canlılarla başladığımızdan dolayı gerekli. Doğru cevap A şıkkı olmuş olur.
Altıncı soruda yandaki grafikte bir besin zincirindeki canlıların dokusunda biriken toksin miktarı verilmiş. Dolayısıyla bu canlıların besin zincirindeki yerini sıralar isek en az zehir olan N en altta olmalı. Daha sonra onu L yemeli, onu M yemeli ve en üstte de K canlısı olmalı. Buna göre doğruyu sormuş. N canlısı biyolojik kütlesi en azdır denilmiş. Yanlıştır. K canlısı 2 dereceden tüketicidir denilmiş. K canlısına baktığımızda 3. dereceden tüketici yanlıştır. N canlısı karbon özümlemesi gerçekleştirir. Yani fotosentez yapan üretici bir canlıdır. Doğrudur. Dolayısıyla aradığımız doğru C şıkkı olur. L canlısı 1. trofik düzeyde değil 2. trofik düzeyde yanlıştır. M canlısı otçuldur denilmiş. M canlısına baktığımız zaman M canlısının etçil olduğu, L'nin otçul olduğu görülür. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Doğru olan C şıkkı olmuş olur. 7. soruda besin zinciriyle ilgili doğru olan açıklama istenmiş. X canlısı artarken Z canlısı sayısı azalır denilmiş. Baktığımızda X canlısının sayısı arttığında Y canlısı artacak buna bağlı olarak Z de artacak. Dolayısıyla azalır ibaresi yanlış olmuş olur. Z canlısı hem otçul hem de etçil beslenmeye sahiptir denilmiş. Z canlısına baktığımızda hem otu yemekte hem de Y'yi eti yemekte. Dolayısıyla bu açıklama doğru olmuş olur. Güneş enerjisinin besindeki enerji ilk dönüşümünü otlar sağlar. Üreticiler onlardır. Doğru. Y canlısı sayısının artması, otların artmasını sağlar denilmiş. Y artınca otları yiyen X canlısı azalacağı için dolayısıyla buna bağlı olarak otların sayısında artma görülür. Bu da doğru olmuş olur. Bu durumda doğru olan D şıkkı 2, 3 ve 4'tür. 8. soruya baktığımızda azot döngüsüne kimyasal enerjiyle besin sentezleyen canlıların artması aşağıdaki değişimlerden hangisine neden olmaz? Azot döngüsünde kimyasal enerjiyle besin sentezleyen canlılar kemototrof canlılardır. Topraktaki nitrat tuzu birikimi artar. Nitrifikasyon olayı yaptıkları için doğrudur. Bitkinin sentezlediği aminosit miktarı artar. Besin ihtiyacını karşıladığı için bitki doğrudur. Atmosfere azot salınımı artar. Çok azot toprakta olduğu için denitrifikasyon bakterileri azotu havaya verirler. Doğrudur. Topraktaki amonyak miktarı artmaz. Bunlar amonyağı nitrata çevirdikleri için dolayısıyla amonyak miktarının azalmasını beklerim. Ekosistemdeki inorganik madde oksidasyonu artar. Zaten kemosentez yapıyorlar. Dolayısıyla oksidasyon artmış olur. Yanlış olan yine D şıkkı olmuş olur. 9. soruda bir ekosistemde canlılara ait besin zinciri verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. K canlısı ototroftur denilmiş. K canlısı burada üretici canlıdır, doğrudur. L canlısı etçildir denilmiş. Ot yemekte yanlış. T canlısı saprofittir denilmiş. Hayır, etçil bir canlı. Saprofit olan M canlısı. Büyük kütlesi en fazla olan M canlısı değildir. K canlısıdır. Üretici olan canlıdır. Dokuda en fazla toksin birikimi K canlısında görülür denilmiş. Hayır, üretici canlı olduğu için en az onda görülür. Dolayısıyla doğru olan A şıkkı olmuş olur. Bir komünitede bulunan XYZT canlıların beslenme özellikleri hakkında bilgiler olduğuna göre bu canlının besin zincirindeki yeri hangisinde verilmiştir diye sorulmuş. Baktığımızda X canlısı ototroftur denilmiş. Yani üretici canlıdır. Besin zincirinin en altında yer alacaktır. Daha sonra Y canlısının sindirim sisteminde selüloz sindiren bakteriler olduğu verilmiş. Bu da Y canlısının onu yediğini gösterecek. Z canlısının kesici dişleri çok iyi gelişmiş. Dolayısıyla Z canlısı onu yiyecek. T canlısı besin zincirinde aktaran enerjiden en az miktarda yararlanır denilmiş. Yani bu da zincirin en sonunda yer almaktadır. Dolayısıyla sıralama XYZT şeklinde olacaktır. Yani C şıkkı doğru olur. 11. soruda holozoik ve saprofit beslenmede ortak nokta sorulmuş. Azole katı besinleri almak holozoya ait bir özelliktir, ortak değildir. Gelişmiş sinir sistemi ve duyu organlarına sahip olma holozoiklere ait bir özelliktir. Yine saprofitler bakteriler olabildiği için ya da duyu organları saprofit ve mantarlarda bulunmadığı için söz konusu değildir bunlarda. Heterotrof beslenir her ikisi de. Türünü devam ettirirler. Her ikisi de ürerler. Bütün canlılara ait ortak özelliktir zaten bu. Bu durumda doğru cevap 3 ve 4 ortak olmuş olur. Hem saprofitlerde hem de holozoik canlılarda.